City Car Driving Simulator'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün Uber'cilik yapacağız. Evet, yanlış duymadınız, Uber'cilik yapacağız. Çok uzun zaman oldu açıkçası ben City Car oynamayalı. Yani 2 yıl var. Onda DAF mıdır falan, tır falan da sürmüştük. Güzeldi. Tekrar böyle bu sistemle beraber bir de oynamak istedim. Güzel olacaktır. Uber'cilik yapacağız. Hemen F'ye basalım. Şöyle Uber'imizi bir açalım. İşe başlayalım buradan. İlk işimize doğru bir yolculuk yapalım. El freni kemerimizi taktık. Sonra iç kamera alalım şöyle aracı. 1.3 kilometre ötede bir yolcu varmış. Yolcumuzu da aldık. Aracı geri vitese takıp yola çıkacağız. Öyle geri bakarsak. El frenini indirelim. Devam. Bununla Logitech G27 ve diğer direksiyonlar tamamen uyumlu olduğu için çok rahatlıkla sürebiliyorsunuz. Yani gerçek araba hissiyatını bu direksiyonlarla yaşayabiliyorsunuz bu oyunda. Yani gerçek araba sürdüğünüzü sürüyormuş gibisiniz. Çok zevkli. Zaten benim de şu an görüyorsunuz hiç yabancılamadan arabayı alıp götürüyorum. Tırdan gerçekten çok farklı. Hani ETS'de oynadık biz bu direksiyonda. Hani vites olayını orada deneyimledim. Hani ETS'den çok farklı arkadaşlar. Çünkü bu bir otomobil olayı var bunda. Orada ağır vasıta kaldırıyorsunuz ve ağır vasıtayı sürmek taksilere göre daha zor. Bunun farkına vardık. Bakalım ya. Böyle güzel olacak. Şimdi Uber'e gidiyoruz. Dediğim gibi yolcumuz var. Bir yolcuyu alalım. Arabada yakıt kalmadı. Yakıt da alacağız müsait bir yerde. Okey. Nerede alacağız bilmiyorum. Yakın bir yerde benzinci falan varsa alabiliriz de. Şu an benzinci yok gibi. Neyse, gördüğümüz yerde çeker alırız benzinimizi, o sorun değil. Şimdi düz gidip direkt karşıdan çıkmam gerek. Onu söyleyeyim. Toyota gidiyor ya. Bayağı iyi gidiyor Toyota. Eğlenceli ya. Bu kadar zevk alacağımı düşünemezdim bu oyundan. Ve son zamanlarda oynadığım Bus Driver Simulator 19, City Car Driving Simulator. Ha, bu oyunlardan bu kadar çok zevk alacağımı söyleyemezdim ya. Ne yalan söyleyeyim, söyleyemezdim gerçekten. Şu an aşırı zevk alıyorum. Yolcumuz bindi. De nazik gitmemiz lazım. Çok yavaş, düzgün. O kırmızıya düşürmeden gideceğiz. Kaza yapmamaya özen göstereceğim. Onun haricinde yapacak olduğumuz başka da bir şey yok zaten. Zaten keskin ve hızlı döndüğüm an söylüyor bana. Hızlı döndüğünü falan söylüyor. Oradan kırmızıya düşüyor. Orada kaza yapacaktık ya. Bir an korktum bana vuracaklar diye de. Allah'tan vurmadı adam. Usta şoförmüş. Yoksa pert oluyorduk orada. Direkt şey falan gidiyor, eksiye düşüyoruz. Eksi puana düşüyoruz ve yolcu da müsait bir yerde indiği için bir sonraki şeye gitmiş oluyoruz. Öyle de bir durum söz konusu. O ne oğlum, o yan diğer tarafa sinyal verip oraya girdi. Ben de ona güvenerek bu arada şey yaptım ha. Tamam, çok iyi geldik buraya kadar. Güzel. Güzel. Yani oraya döneceğini sandığım için ben de geçmedim, hani yol verdim adama gitsin diye. Ulan ibne. Adama bak, gözünü seveyim. Böyle bir şey var mı ya? Böyle duralım. Oraya yeşil yandığında döneceğiz. Zevkli ya, baya. Kaç kilometre? Ha, 500 metre falan kalmış. Okey. Şurada da duralım. Hiç arabayı yormadan. Burada da yavaşlayalım. Kırmızı yandı. Hoppa. Bayağı hiçbir ihlal yapmadım şu ana kadar. Bayağı iyi geldik yani. İnşallah bundan sonra da bir sıkıntı olmaz. Şu adamı teslim ederiz gideceği yere. Bu arada kargoculuk da yapacağım. Onu da söyleyeyim. Onu da bir sonraki bölüm deneyebiliriz bu arada. Buradan dönelim. Bayağı ülkede böyle Uber bulamazsınız bu arada. Ne kadar güzel gidiyorum ya. Nazar değmesin de bir yere vurmayalım arabayı şimdi durduk yere. Bir sıkıntı çıkmasın. Kontrol edip böyle çıkayım dedim. Ne olur ne olmaz abi. Zak diye gelir biri vurur şimdi. Olmaz. Buyurun. Abi. Sipariş başarıyla tamamlandı. Tamamlanan siparişin 10 derece birimleri alıyorsunuz demiş. Ben bir petrole falan mı gitsem acaba? Petrol. Petrol nerede var? M var mı burada? 1 kilometre. Aa, buradan dönecekmişiz. Petrol nerede var acaba? Tap mı haritayı açan? Aa, debriyaja basmadım. Bir atıp debriyajdan ayağımı bir çeksem var ya, öf, biçtik öndeki arabayı. Buradan döneceğiz. Yeşil mi bura? Bura yeşil. Bura kırmızı. Ulada nasıl geldi lan benim arkama o şekil? Roket gibi. Dayı ben de gidiyor sandım da. Vitesi 1'e taktım, basıyordum az daha gaza. hızlı kalkan ben oldum. Vallahi iyi kalktık. Gaza basınca kendi toplaması çok güzel direksiyonu. Önden çekişi bu araba. Arkadan çekişi olsa felaket şey yapacağım da. Sese geçmedi az önce. Dayı böyle bir arabayla gitmeye emin misiniz ya? Arabayı durdurmadan geri vitese atıp gaza basan adamla gitmeye emin misiniz dayı? Oo. Kötü oldu. Çaktırmayın, ben öyle bir şey yapmadım. Gayet yolumda giden bir insanım ben ya. Kim demiş aşırı hız yaptı diye? Yalan bu arada, inanmayın böyle şeylere. Az çok dokundum şöyle gaza ya. Hızlı yapmak mı oluyor o? Ve hiçbir şeyi de affetmemek. Manyak bir şey ya. Direkt onu görüp aldı ya oradan. Aşırı hız yapıyorsun sen diye. Bu arada yakıtımız gerçekten kritik. Yakıt almamız lazım bu arabaya. Dayı burada inip nereye gideceksin acaba? Gerçekten merak ediyorum ya. 12 derece birimleri alıyorsunuz demiş. Yine geçmedi vites. Direksiyondan geçiyor. Onda bir problem yok. Oyun kavramıyor vitesi. Hayalinizdeki oyun sürüşünü yapıyorum arkadaşlar size. Ben olsam böyle giderdim diyenlere gelsin. Böyle bir sürüş yok ya. Aha petrol. Şimdi bunun deposu bu hangi arabaydı lan? He, bunun deposu Tamam, burada. Öyle bakalım. Abi çok iyi ya. Şöyle duracağız. Stop edip vitesi boşa alıp daha sonrasında enter'a basılı tutuyoruz ve yakıtımız doluyor. Karta göre kalan yakıt miktarı. En azından aracımızda yakıt var artık. Binelim tekrar içerisinde. Son bir Uber'cilik daha yapalım. Bir yolcu daha götürelim. Ondan sonra bırakacağım. Neyle çalıştırıyor? Şununla çalıştırıyorduk. Boşken sen değilsin. Allah. Vuruyorduk az daha. Şuradan yavaş dönelim de. Şüpheli gözle bakmasın bize. Ha, kadınmış zaten. Sıkıntı olmasın ya. Buyurun. Oğlum dışarıdan kadın gözüküyor, araba evince erkek oluyor lan bunlar. Ne enteresan bir şey. Şöyle bakalım dışarıdan gelen var mı, yok. Tamam, dönelim. Buradan geri dönecekmişiz. Yasaklayıcı sinyali... Ya bir git ya. Yeşil yandı o ben geçerken oradan. Ya şimdi bana yaptırdığın saçmalık oyun. Ben oradan direkt karşıya geçebilirdim. Ya ben buradan direkt karşıya geçebilirdim. Ya ne saçma saçma şeyler yaptırıyorsun bana ya. Boşu boşuna orada sinyal cezası da yedik. Orada ben keskin dönüşü nereden yedim peki? Makas attım, arabanın arkasına çıktığım için mi? Böyle saçmalık yok ya. O keskin dönüşse artık bilemiyorum. Sanki şeye girdik. Ölüm virajına girdik anasını satayım. Niye keskin virajsa? Çıldırırsın ya. Ney? Ne oldu? Burada yok herhalde. Rota boyunca sür. Artık yeşile çık abi, hadi. Sev beni artık. Benim suçum değil o. Karayollarının suçu. Allah'a çok şükür. Onlar yüzünden böyle bu hallere düştük. Ne güzel, ben işimde gücümde bir insanım. Ne gaza basarım, ne hızlı giderim. Kendi gidiyor ya. Debriyajı bastığıman kendi gidiyor vites. Yerini biliyor. Hı? Nasıl görmedi onu orada bilmiyor. ABS'yi çalıştırdım orada, nasıl görmedi? Hissetmedi mal. Ben böyle bir saçmalık görmedim. Defolun lan arabamdan. 4 puan çıkartıldı arabamın şeyinden. Ben böyle bir şey görmedim aga. Ben iptal ediyorum, çalışmıyorum artık. Ben çalışmıyorum artık. Ben bırakıyorum Uber'ciliği ya. Ben Uber'ciliği bırakıp oğlum geçmiyor lan vites. Dağlara taşlara arabamın süresim var şu an ya. Ben yapmıyorum Uber'cilik artık. Vur. Ha. İşte sonu böyle olması gerekiyordu ki böyle de oldu. Her neyse arkadaşlar, gerçekten güzel bir video oldu. Biraz sonda böyle cıvıttak da bu adamdan dolayı böyle oldu ya. Beni aşıladı adam. Beni böyle aşıladı. Ben de mecburen gittim arabayı. Uber'cinin hazin sonu olarak buraya arabayı vurduk. Böyle de bir olaya imza atmış olduk. Her neyse, güzel bir videoydu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.